Efendim, günlerden akşam şeritleriniz hayırlı olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Az sonra sizlere çare tabi bir maceranın hikaye ve ruhiyetle aga olacağız. Lisanımızda eski ağızda yeni tam diye bir tabir var. İş bu akşamki rabiyatımızda ise vaziyet bela açısı olup sizlere genç adem kişiler yeni ağızda eski kelam edecek. Bundan yana bir kusur ve herhangi bir suçlu lisan olursa affola deyip kelamı agat edelim. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Nereden diyarında değil, şu güzel İstanbul'umuzda. Çok değil, bundan 100 sene evvel. Yedi kocalı Hürmüz varmış. Taş kasapta oturmuş. Hürmüz Hanım, Allah için bir gayet güzel. İyi huylu, endamı düzgün. Çalar söyler, güler oynar bir hatun kişiymiş. Öyle derler ki, bu cana yakın hatunu görenler, bir daha görmek ister, erkekler etrafında pervane misali dolaşırmış. Yalnız bu namusuna düşkün ve bir o kadar da mutasip olan Hürmüz'ümsün bir huy varmış. İmam önünde şahitli nikah basılmadıkça hiçbir er kişi yüzünü dahi göremezmiş. Gelin görün ki bir kusuru varmış bu tazenin. Allah'ın her perşembesi evlenirmiş. Aslan gibi
Evleniyorum bu gece. Niye hemen bu akşama yok? Aa, senin haberin yok tabii. Kaptanın gemisi bu gece gidiyor. Bekle ki ömür aya gelsin. İyi ama İmam Efendi senin sarhoş emeğiyle nikahlı olduğunu biliyor. Al kız bu kağıdı. Ver İmam Efendi'ye. Ömer'in öldü yazısı. Sarhoş Ömer öldü ha. Yok kız, ne gezer o şahsifende. Sahneye o kağıt kız. Rüşvet de aldım nikah memurunda. Kim bilir kaç mecidiyeye. Tek bir öpücük, o da yaşmağım üstünden. Haydi kız, kaptana şartlarını söyle. Ne şartı? Ne şartı olacak kız? İki beşi birlik, bir farace, bir atlas yorgan, ayda beş mecidiye muhakkak. Senin kılavuzluğun da ayrı kız. Düşündüğün şeye bak kızım. Sen orasını düşünürsün ablacığım. Hadi hemen hazırlığa başla. Aa, hiç böylesini de görmedim. Üst üste dolma sarar gibi nikah oluyor hatun. İstirah etme ablacığım, dolma sarmasını hiç bilmem. Nerede benim gelinliğim ayol? Ejder İder ya, gel kendisini kaptanı olan ters anlıyorsun reis. Kahvede sabırsızlıkla Hürmüz'e gelecek haberi bekliyordu. Yedi kapının yedi ipini çekmiş, yedi alanda yedi kilo ceviz kırmış, kınalı sağ filan zanın kaptana müjdeyi verir. İmama da sarhoş Ömer'in öldü yazsın. İmam efendi iki mecidiye avucuna iki şahidi de karşısına alarak kıyıverir nikah. Çiçeği burnunda olan damadımız kızın kaptan o akşamki namazını mahallenin camisinde kıldıktan sonra Hürmüz'ün evinin yolunu tutar. Sen kayıyorsun.
Ve böylece geç vakitlere kadar eylesin aniden ayak çekilince kılavuz Safin Azal'la Hürmüz'ün ipekli gelin döşeğini altıncı kez sermeye koyuldu. Az sonra gönlünün sevdiği kızla dünyaya girecek ve ertesi sabah sefere çıkacak olan Hızır Kaptan kendisine verilen nimetten dolayı secdeye kapanmaktan geri kalmaz. Hürmüz bir yandan suyunu, bir yandan da bu altıncı felaketi nasıl atlatacağını düşünüyordu. Talih şu ana kadar hep yardım etmişti ve bu gece de yardım edecek. Ama nasıl? Safin Azal'ın bu geceki görevi bundan tam 5 kez önce olduğu gibi Hürmüz'e yeni kocasına yengelik etmekti. Yenge o zamanın adeti üzerine yeni evlenen çiftlere gece ne yapacaklarını ve nasıl davranılması gerektiğini öğreten aşk öğretmeni demekti. Zamanla bu sanat da öldü, buna da lüzum kalmadı tabii. Ne yapacağını anlatayım mı elmasım? Bana mı kız? Sen o yanındakini anlat. Aslanım, Levent'in, Selvi Bülent'in, sevdiğiniz kadına yatağa girmeden önce bu ablanızdan bir soracağınız var mıdır acaba? He, vardır. Saat kaçtı? Şiş, hayır. Ben de mecdeli derya hazır. Kalkam yani canım. Seher vakti devre alacağız da. Allah'ın aslan oğlum yolun açık olsun. Hayır, güle güle. Neden dersen, gece sırtından önce poyraz etmezse yelkenler fora olmay. Siz şimdi yelkenliği bırakın da şu nadenin yelkenleri nasıl suya indireceksiniz? Onu biliyor musunuz acaba? Anlamadım. Ne gibi? Oy! Canım ondan kolay ne vardır da? Ama kızımız pek nazlı tatlıdır. Utanmaz kızı. Ola ki diretir. Teslim olmaz. O zaman ne yaparsınız ha? Canım bir tane adam babadan usularken gördüm. Saçından tuttuğum gibi abla gözüne bir yumruk. Şey bu? Aman paşa kaptan. Öyle şey olur mu? Çok tutsaklı bacak olamaz o. Bu abi tatlı değil güler yüzden onlar daha. De bana öyleyse ne diyeceğim? Yüz görümlülüğünü takıp duvağını açacaksın. Açtık. Bin dereden bin su getirip başını yastığa koyduracaksın. Koyduk. İnce ince tatlı tatlı sözler söyleyeceksin kulağına. Ben kapının arkasındayım. Sonra gelirsen seslenirsin. La sana ben ne diyeceğim ben belladına. Bana bak çık dışarı. Kapının deliğinden bakay bakay dersen kaç kısım kazan sana. Hürmüz Hanım. Efendim. Oy Hürmüz Hanım. Ablacım, götür beni, oku beni. Ay, ay, üstte. Ne oldu lan? Silah var, reis. Havarisi geldi.
Anında buldum nasıl göndereceğimi. Yangın var! Galata'nın önünde yangın var! Yangın var! Hey Çarlı Baba, yangın mı var dedin? Nereye dur, nereye dur? Galata'da yangın var! Ejderiler yanıyor! Eyvah! Yanıyor, yanıyor! Ejderiler yanıyor! Bir kaçın yanıyor! Kaçın, nereye gidiyorsun? Bırak atın, ejderiler yanıyor! Ben de sana yanıyorum! Bırak atın, şimdi atın, ejderiler yanıyor! Ama henüz sen genç adamsın Hasan Efendi. Ah, dur.
Hasan!
Ben de dedim ki ben dağ gibi, aslan gibi kocaman, kapı gibi dünya dedim. Plan diye dedim. Ben de istedim, iki mesaj altın verir. Ya. Allah'ım neydi o doktor? Kurabiye gibi oğlan. Çıktır çıktır.
Gidelim çıttır çıttır ye. Hadi ben kaçalım. Yarısını sevgilisine ikram etti. Sonra el ele tutuşup saçları rüzgarda uçarak bir derenin köpüklerini açtılar. Ayakları hiç yere değmeden yük kuşağının altından geçtiler. Karşılarına bir yanar dağ çıktı. Yanarda altı tane kara kedi doğurdu. Bu altı kara kedi Hürmüz'ün altı kocasının her birinin yüzüne benziyordu. Bu altı kara kedi Hürmüz'le doktorun arasından geçmek istediler. Hürmüz altı kara kedinin kuyruklarını birbirine bağlayıp kuyuya attı ve kartlar içerisinde uyandı. Uyandı ama yatağından bir türlü doğrulmak istemedi. Çünkü doktorla gördüğü o güzel rüya alemine tekrar dalmak istiyordu. Ama gerçek hayat şartları rüyadaki kadar güzel değildi. Günlerden salı demiştim. Hürmüz'ün berber kocası Doktor Hasan Efendi
dükkanını büyük bir şekli açtı. Akşam olsa diye de içine sığmıyordu. Niye sığsın ki? Günlerden sağ olmakla beraber biricik tatlı hanımın Hürmüzcü'ye ne gelecekti? Paşa Hazretleri konağında bir hafta boyunca iş görmekten canı çıkan Hürmüzcü'nü tek bir gece rahat ettirebilmek ve yüzünü güldürebilmek için ta bir gün öncesinden hazırlığına başlamıştı. Kendi el cazıyla helvalar pişirmiş, şerbetler ezmişti. Hasan Efendi'nin o sabahki ilk işi ise dükkan müşteri basmadan önce kendi kendini yüksek tıraş etmek. Hem de sinek kaydı tarafından. Tamam da yürümüştüm. Kamil baktım ki biraz yerinde olsaydı. Çalıştırır mıydın hiç? Sana bizim dilden ayırmazdım. Oh bak eylesin. Buna da şükür. Havralara bir berka dükkanı yok mudur da? Ha varmış. Akşam. Selamun aleyküm Berber Efendi. Bırak bakayım elindekiler. Neden? Kaçan çünkü beni itiraz edeceksin. Biraz beklesen olmaz mı adam? Efendim? Hemen usturayı çıkardım. Buyur. Tıraş edeyim. Kaç öyle Berber Efendi. Kaçan beni öyle bir tıraş edersin ki yanağıma bir pire bile konmuş olsa dahi düşsün yere kafası paralar. Reis, hızlı reis. Geçen gece gelin
kolaymış. Abi, Getirdik kızı var. Hamama karşısında aşı boyalı cumbalı evi.
Hürmüzümüzün ve de Hallaç kocası var demiştik. Bu tatlı adamcık kızımızın ayağına mektulaşmaz. Çünkü dükkanı dağla bir de burgazdadır. Ancak ayda bir kere mevsim elverişli olduğunda ses sağlar tıraş olup hamamını yapar, iki sepete tepeleme yay kağıt, muhacir sucuk vesaire gibi Hürmüz'ün en sevdiği nevaleleri doldurup kesesine de bir altıncık koyarak İstanbul'daki hanımcının yanına gelir. Adı Allah Rüstem Ağa'dır. Rüstem Ağa'nın bu arada Lüleburgaz'da bir hanımın ve iki çocuğu olduğunu da unutmayalım. Hanımının adı Havva'dır. Havva Hanım olduğu kendi bu aşağılardandır. Havva geliyor dedi mi? Rüstem Ağa'nın korkudan abdesti bozulmuş. Allah korusun. Bir gün Havva Hanım kocasının kendisini orada kedindiğini öğrenecek olsa kıyametleri kopartırmış. Ve işte bizim Rüstem Ağa. Sen merak etme abla, ben yanıma da iyi bak.
karısı ortağının saçını başını yolmak, kocasından kovarmak, hediyeleri geri almak için yel yeperek, yelken kürek İstanbul'un yolunu tutamıyorsun. Biz gelelim ümüzümüze. Üçüncü kocası Berber Hasan Efendi'nin dükkanının önünde genç ve yakışıklı doktoru görevi verip ürümüzün rengi uçmuş. Yüreğinden ateşler düşmüştür. Yarım düzine kocası olan bu hatunun tekrar aşık olması ne kadar yadırgansa yeridir. Ama ürümüzün de bir yüreği var. O da sever mi sever. Hem de nasıl sever. Nasıl aşık olur. Tıpkı Peri Padişah'ın oğluna aşık olan çoban kızın hikayesi gibi. Zavallı ürümüz. Doktoru gördüğü görevi çıralar gibi yanı tutuşur olmuş. Ve bu ateşi aşkını Udu ile dile getirmiş. Bakalım ne demiş. Tanrım tek başına koyma kollarını. Yalnızlığa amca sen dayanırsın. İlahi kız ben varım. Bir elin yağda bir elin balda. Sıkılıyorum Safinaz abla, sıkılıyorum. Sen mi? Neler al? 6 tane kocan oldu ayol. Yatıldı da pazarda kayına döndü. Bu kadar çok erkek bir kira bölüğünde yok krallar bile. Lafa bak. Bu kadar çok erkek. Yatak odam dolmuş. Bana ne? Ablacığım benim şuram boş şuram. Bir kadın değil 6 tane. 60 tane kocası olsa yine gönlünün sultanını arıyor. Delinin zoruna bak. Biz nereden bulalım senin gönlünün sultanını? Ah, ah ben buldum bile. Doktor, doktor. Hangi doktor? Kız, bu sabah benimkini dükkanımda gördüm. Tövbe tövbe, kocanın müşterisi mi? Ne var bunda? O kocamın müşterisi ise ben de onun müşterisi sayılırım. Hem bekar adam satılık mal sayılır kız. Evet, yenici oluyor. Tamam işte, bir haftada 7 gün değil mi zaten? Ben senden korktum kız vallahi. Benden hiç korkma ablacığım. Bundan öncekiler sadece birer gelinlikti. Adamların suratına bakınca surat değil de ah böyle değil Allah altıncıklar görüyordu. Ama abla bunu gör. Bir boy, bir boz, bir endam. Gözlerin için beyefendiyim diyor. Ümitlendim Ümit. Okumuş yazmış doktor senedeki cahillere benzemez. Hem paşa kapısında ayakçı görüyorum dolmasını yutturamazsın ona. Hem üstelik almaz seni yani. Almasın, yanıma gelsin de elini elime, gözünü gözüne değdirsin de başka hiçbir şey istemem. Ne para ne de pul. Ah ah, o vazolunu şu duvara şöyle bir atsın. Bu hürbüz var ya 1000 kere canına verir onu. Ay benim de yüzüme yok. Hadi elini sıkır okuyanlar rakıneye bekliyorlar. Ellerin açılırsın bile. Ya. Ah, ah. Yettin kız hadi gidelim. Ay. Geçmiş olsun. İyi de sağlık efendim. Ben de Deniz'e hastaya çıkmıştım. Arada inşallah hanımefendiciğim. Neyiniz var? Ah, ah, ay dayanamıyorum doktor. Öldürün beni. Telaş etmeyin efendim. Şimdi anlarız. Doğrulun lütfen şunu. Ah, dokunmayın. Günahdır. Ama ben doğrulurum. Sizi tedavi etmem lazım. Dünyada olmaz. Nabzınızda. Allah aşkına doktor. Nabzınızı sayacağım ama. Ben sayıp söyledim. Bir, iki, üç. Öyle olmaz efendim. Öbür türlü de hiç olmaz. Hacı babam ellerimi tuttuğunuzu duyarsa beni öldürür. Aman efendim. Nasıl iş olmaz? Basmaya. Ay, ay çok kötü doktor bir şeylere bak artık. Nasıl bir ağrı? Ah, müthiş bir ağrı. Allah'ım baş ağrısı, diş ağrısı, kulak ağrısı, karın ağrısı. Hepsini üst üste koyun. 1000 kere beter oluyorum. Nereden başlıyor acaba? Şuramdan başlıyor. Şöyle iniyor. Şuralardan şöyle bir dolanıyor şuraları kadar. Şuradan saplanıveriyor. Affedersiniz acaba. Müdehbir misiniz? Efendim? Yani neyiniz var mı demek istedin efendim? Ah, naif şeyler sanıyorsunuz doktor. Hacı babam beni göreceği bile çıkartmaz. Nasıl iş o? Ah bildiğiniz gibi. Ay, şimdi neyin aklınızı? Allah Allah, Allah. Çok güzel. Annem de öyle derdi. Ne derdi? Ellerim çok güzeldi. Kollarım da çok güzelmiş. Şimdi izin verirseniz sırtınızı kendinize. Ah, kulağımıza sırtlamak böyle.
yapacaksın doktor? Hayır efendim. Bunu. Ah, o zaman açın sırtımı. Ay. 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 Sık nefes alın lütfen. Ağ diye sesleri. Harika. Hangisi? Sesiniz. Her şeyin üzerinden anlaşılır. Yakınızı biraz kaçırır. Ama günahı size. Bana. Kapatın gözlerinizi. Sen ne büyük bir mahkumsun ki?
Benim güzelliğinin kölesi ettin. Kalbimin atışlarını zapt edemiyorum. Akılsız hafif bende değil artık. Pembe bir kurt üzerinde uçuyorum sanki. Bu gözlerden etrafını görebilecek mi? Bu ayaklar beni eline götürebilecek mi acaba? Kalbime bıçaklar saklanıyor. Oh, aynı bıçağı sanki sırtımda da yok. Allah Allah! Davranmayayım efendim. Buyurunuz. Yamanlı ya canlı. Ah, bu can pembe değil artık. Kalka geç falan. Ah, bu kalp de bende değil artık. Sıra mı çekmişler? Bana bak, bak, bıçaklara ne var? Aa, doktum galiba. Öyleydim efendim. Şimdi ise aşığım. Ah, onu bir görseniz. Senin cüzdan bir gazet daha iyi olmaz mı? Hay hay efendim. Beni bizim dünyayı görüyor mu zannediyorsun? Kıyak adam be. Peki şu altın köstekle saati rica etsen. Hay hay efendim. Buyurun. Çıkmıyor neyse. İyi o. Bundan sonra hep aşık soruyorum. Aşık be abicim. Şu ceketinize bir tokat etsen hiç unutmam bari lan. Hay hay efendim. Ne değeri var? Değil mi ya? Derdini aşka müptelayım deme lazım kar benim. Malım mülküm yoktur ama kanaatım var benim de bir şair. Ah ne güzel söylediniz. Bu beyti yazıp verebilir misiniz? İnşallah okuma yazmaya önce veririm. Senin şu sabine de pek sevdim ben be. Sevdiğiniz sizin olsun efendim. Sevmek, aşk ne yüce şeydir. Değil mi ya? Ya o tuhaf değil mi? Senin şu pantolonuna da aşık oldum. Zararı yok. Eminim. Canımı alsanız ne umurum ben dediğin şu anda. Ya sen şu içlik, neyse adamlar. Hadi sana yiyeyim abicim, biraz içeceksin ama ekmek parası. Ne mümkün efendim, içimdeki ateşi aştık. Neredeyse dağların karı neredeydi? Öyleyse selamet abicim. Alasmanladık efendim, memnun olduk. Estağfurullah, aslında memnun oldum canım abicim. Aslanın kolunu öyle bir yakışacak ki sormayın. Neyse ben şunları bir yiyelim. Gelsin de bekçi baba tanısın beni. Ona öyle kendi yolu açımdan kusturduğum ben. Daha yürüyecek miyiz Safi Naz abla? Ne çabuk yoruldun. Yorulmak değil dedi ablacığım. Ben benden gittim. Sanki öldüm de dirildim. Sanki rüyadayım. Bu kalp hep böyle çarpacaksa sabaha çıkmam ben. Şimdi kına geçsinde açılır unutursun. Ben seni bilmem mi? Hayır. Anam arvadım olsun bu benim karım. Sürümüz! Ömer, aslan kocacım benim. Ne geziyorsun lan yine canım bıraktı sokakta? Seni arıyordum Ömer. Hapisten kaçtı dediler. Allah Allah. Daftı hepsini kurmuş. Bu bekçiler polise varır gibi Ömer. Haydi kaç paçanı kurtar sen hadi. Hadi. Hapıç bağlı desene. Niye? Ben şunları bir yiyeyim. Bekçi baba yatsın o zaman tanısın beni. Hadi. Dön önümü, düşün önüme, yakman dolu, hazırla benim çilingir soframı. Al bu tüm evine, koy önünü şapağına. Yeeeet! Var mı güzel iyisi be? Safi Naz abla yaptık. Hep benim aslan damadım. İzin verirsen komşunun kıra gerisine gidiyorduk da azıcık. Çüş be! Karının gürbetten kocası gelmiş. Kıra gecesine gidiyorlarmış. Hadi sen düşün önüme. Ömer abi, düğ, bekçi, bekçi. Allah! Eve ben kalkıp geliyorum. Ya anlatmasın Ömer! Ne dersin bu? Ne dersin sen hadi sen? Hele ne tarafa başladın babacığım? Ben ama şimdi değil. Size söyleyeyim mi yoksa ha? Hayır, sadece kursumuza geçmek istedim. Ulaşıyor hepsinden, huysuz, hasiyetsin senin. Benim bir sadakat varmış Allah'tan. Allah'tan bekçi memur geldi. Ama sizde de hata var. O iki avlu ne uğraşırsınız? Ha bu sokaklarda ha, gece gece. Yoksa siz oynak var değil misiniz? Asıl yavaşmanınızı, vereceğim suratınızı. Tamam bekçi baba. Peygamber sofraları, bunların başlıkları altlanmış. Mandıracı, muacir, sürü olup
yarın bu alemlerin pek güzellerini yaparmış. Hoş sohbet ve sefer ustası ruh yarın sevk ettileri gelenlerini çalar söyler güzel tazelerini sık sık konağına toplarak uzun kış alemlerinin zevkini çıkartırmış. Allah Rüstem Efendi'nin birinci hanımı Habba Hanım ortağının izni bulabilmek için Bülaburgaz'dan daha kalkıp gelmiş buraya. İşin tuhafı yanı ise Hürmüz'ün anne, doktorun annesinin davetli olduğu gecede doktorun annesi de oradaydı. Bu hanımefendi fena gecesi yazmış ama aklı sürekli yerdeymiş. Üstelik böyle bir gecede gözü eğlence göresi değilmiş. Ruki Hanım'ın da hatırı pek büyükmüş. Üstelik dertte şiddetlerden sormak da varmış hesapta. Yardımcılar sinirleri, meyveleri, kınaları hazırlarken bu iki cancıya komşu dertleşe dururlarmış. Aman hanımefendiciğim sonrası Ruki Hanımcığım olacağını kompacı sırılçıklar karşımda görünce bir düşüp bayılmadan kaldı. Koskoca doktor kulun müdüreyesine dönmüşler yok. Besteliler'ı soymuş. Soymuş anladık canı sağ olsun. Ya öteki haller neyi beklediğini su içti evine kahveyi çıktı. Sanki büyü yapmışlar gibi. Yaparlar mı yaparlar hanımefendiciğim. Dadısı okudu üfledi. Ben saatlerce dil döktüm. Ağzını bıçak açmadı. Sonra benden gizli dadısına söylemiş. Aşık olmuş meğer. Olur olur genç adam. Allah'tan gül gibi bir aile kızıymış. Evleri de şuracıkteymiş. Gidip isteyelim mi? Onu tanışmaya geldim sana. İyi etin hanımefendiciğim. Elbette isteriz. Kara sevda bu. Allah onu götürür vallahi. Helası demiş bir kızı. Nedir oğlum hanımcığım? Kimin nesiymiş? Babası Hacı'ymiş galiba. Anacığı da yokmuş. Pek hanım hanımcıkmış. Çöpsüz uzun valla. Gözüm tuttu. Yarın lan kız yok. Gidip görelim kızı. Bir de kadı efendi danışsak mı ne dersin? Aman bırak şu kutuyu ve taksi ihtiyarı. Ama amcası, nadmeye de olsa amcası, rahmetli paşa bederim, kadı birader biraz aklıdır ama iyi adamdır derdi. Amca babaya rızı demişler. Aman bırak şu karıya kızı. Oğlunun doktor olmasına karşı koyamalı değil miydi? Şerahat yurdunu soydun olacak yine tutturur. Şimdi kızın yeni sülalesini araştırın. Bir bit yeleği bulur yeleği biraz eder. Yapar kadı efendi yapar. Rengarenk cerahati giydirdiğini üçüncü karısını biraz da boşa daha yok. O da üç defa boş ol diyerek. Pek doğru bu iş yine seninle bana düşüyor. Kızlar şenlendirin mi bu odayı kız? Ay kız, pek sevdim sen. Ay ben de seni sevdim kız. Yatında mısın? Yok kız, ne güzel. Daha yeni bir ilgimiz yok. Olsun, gece yatsın, bana gelirsin işte. Hem valla hem bizden gelirim. Ama kocanın bir sultan mısın? Koca kim kız? Ağzını mı açmış o domuz bana? Ay tıpkı benim gibisin. Ben de benimkine çok sık dururum. Şeytana azapta gerek demişler. Şeytan, hem de şeytan. Benimki bana ne etmiş bir bilsen. Hayrola? Üstüne evlenmiş alçak. Senin gibi tazenin üstüne. Hangi orospu kuymuş o? Ben onun için geldim de buraya. O kaltağı yakalayıp saçını başını dolu. Şamlarını evine vermezsen bana da hal mali etsinler. Dur kız, sen evvel Allah şu ablacığına güver. O kaltağı bulur, saçını başını yolar ve di başına çorabı örer. Seni herifi de alırız. Sen çok yaşa kız. Karısına gidecek bende ama anlayamadım hangisi. Onu da anlarız. Sen hiç merak etme. Şu Safinaz var ya, herkesi burada tanır. Elini böyle kaymış gibi bulur senin orospuyu. Hiç merak etme sen. Ben onu akşam bulurum ama dayanamam. Kafasına gözünü bir parça eder. Kocamdan ne aldıysa hepsini
nafakasını kazanmak için Galatasaray güzellerine hizmetçilik yapan o masum ünlüsün. Yok canım, Allah korusun. Peki, önüne gelen herkes niye şu aşı kuralı cumbalayacağım bahsedip durur? Doktor bey, aynı evde kimin kızını istemeyizler? Hasan efendinin bu kıtaptı, bunların hiçbirini ermedi. Hele bir akşam olsun, bakalım dedi. Nasıl olsa Hürmüz bu gece gelecek eve. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Uğurlu olur inşallah. Bak Safinaz'cığım, aslan gibi oğluma bir kız bulamadım, kendim oluyor yapacağım. Talihi varmış. Aşkım kız Safinaz, bu işi yapamazsan gözümden düşersin. Eyvallah hanımcığım. Ben onu
yalnızlık zormuş Hoca Efendi, zor. O yalnızlığı ben çok iyi bilirim. Kızınızı konağınızı alacağız. Kızınızı konağınızı alacağız. Sizi de yalnız bırakmaya serbestli. Sıkkı eve ne ihtiyacınız varsa görürüm efendim. Ya! Değil mi efendi? Dünür oluyoruz artık. Ben severim böyle bambuldak dünürleri bana. Birinci hanımı, Havva hanım ise kendi derdini unutmuş, Hürmüz'ün aşkına
gelenlerden biri ise sevimli bekçimiz Hürmüz tarafından dördüncü enişemiz Mahmut. Ömer bir atalarsa terk etmesi işten bile değil. Hem de 100 kuruşluk bir maaş ile. Ejder İdeyan'ın Ejder Kaptan'a Hızır Kaptan'a gelince. Şu anda İshak Paşa Camii'nde yatsı namazını bekliyor kaptanımız. Hamsi Bala'nın hangi yemeğin daha lezzetli olur diye çıkan meydan savaşında şehit olan tayfalarına hatun duasında bulunacak. Berber Hasan Efendi konumuza gelince şu anda işin içinde çıkamadığı bir meseleyi mühimmeyi düşünmekle meşgul. Herkesin dilindeki Hürmüz acaba kendi Hürmüz'ü. Yoksa Hürmüz bu akşam eve gelmeyecek olursa acaba şu hamamın karşısındaki aşı boyalı cumbalı eve gitse mi gitmese mi? Tövbe estağfurullah. Nasıl iş yahu bu? Neyse. Akşam ola. Hayrola. Bir kapatalım şu dükkanı. Ama kapatma Hasan Efendi. Bir dakika. Nerede doktor bey? Çabuk beni bir güzel tıraş ediniz. Rica ederim. Daha tıraşçılık yok ki. Tüy bile. Yok. O halde saçlarıma, bıyığıma bir güzel pomat sürün. Rica ederim. Böyle akşam Evet, ben şuan sana ödedim.
Ağzınızı. Oh,
Hayır efendim. Çalasam bir yoruna alamazsın. Al sana Rumeli havası. Bedat vermişsin.
Allah'ım, bana bir şeyler olur. Ben bir şahane de. Allah'ım, ha
Ben kimseciğim. Oh be! Vallahi temizli çiğman dalmış ha! Elini aldım, yıkandım işte be. Oh! Bir ustalar gibi kopmuşsun Ömer o kuşuyla. Ama önce kalkayım. Ne girmesin be abim, biliriz şurada. Biz bize değiliz burada. Abiyiz geldi, ayak yolunda. Ulan temize gitti abim başladı be. Hadi Ömer, hadi. Ha, kaptandır, bayılırsın muhabbetine. Amma da gecesi bulmuş be, böyle oturtsam ne var? Zemheri zürafası gibi. Hadi, hadi. Ulan gel, esraflarımı ver, ne alet. Ondan anlıyor bak, ha. Üstüme elik sağlık dostlar. Hiç böyle görmedim. Bir aşağıdan sakçtan kazanıyor. Bir hamamdan 12 mevcide satın tın bekliyor. Ay bir tane de burada var. Benim elim de bugün uzattı gibi bir kare aldıysa işimiz var ayol. Bu İstanbul kadınlarıyla başa çıkılmaz. Ay şuradan bir kurtulsa. Oh. Vay alçak araba. Kapaç ağzı mı kara yazdı? Yazar mı şimdi ona? Oy, birader bey! Hadi görüşürüz, selamun aleyküm. Aleyküm selam, aleyküm selam. Ya ne diyorsun bir yere çıktın ben kancı? Ama ben mi diyeyim? Sana diyorum ben kapacağızım. Gidip gelip kapacağızını, yapacağızını ne bırakırız? Hadi, oynama! Ben oynama ben, utanmaz mısın sen? Bana bakarım, her gün sattı. Tanrı'nın hatırı olmasa, haber çıktı çıktı gezerim sana. Sen ne diyorsun be? Karşında malak işleyemez mi var? Akrabasan akrabanın bir de işe gelmesin. Hooooooyy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 
Yağmurdu lan kafacan Matiye. Dedim ya, dayı vurdum.
Nasıl orada var benim kamacan koyuyor? Konuşma artık be. İyi olmuş mu? Sen o pamuk gibi ellerini yiyeceksin. Av parmaklarını hamsi tavası gibi çıtır çıtır yiyeceksin. Aha baş hamsi, orta hamsi, işaret hamsi, serçe hamsi. Kocacığım, parmaklarımı mı seviyorsun? He ya. O Hürmüz Hanım. He. Senin bir adım diğerine benzemiyor ya. Yapma!
Patin Ömer Fişekmen, Haberler Muhaşir. Nerede diyor? Söyle bakalım. Abla evi göstermiş. Vası be! Ben de bekleyeyim yok. Niye kadar neye geçeceğim? Söyle bakalım bana. Yoksa... Yoksa! Ömer burada! Allah burada olan hem onun kafesini kıyarak, hem onun dedesi, hem onun esini. Hepiniz bizleri teşvik edeceğim ulan! Hayır! Edeceksin! Ben varım! Ben tamam olacağım. Hayır! Bir köşeye çekti ve bakalım ne dedi.
şikayetçisiniz öyle mi? Herhangi şikayet? Birer birer hanginiz anlatacaksa bir adım öne çıktım. Yine olmadı. Şiddeti anlat. İçinizde bu işi adam akıllı anlatacak kişi yok mu? Ben. Merhabalar. Geçene. Adım ev ağacım. Karım yok mu karım? Labani kapta bulunma. Başımı sinirli. Kadın ne yapacağım? Sürçü kerem istemem. Peki. Bu karı yok mu bu karı? Moruk Allah senin yanındasın. Geçene. Adım ev baba. Geçene ne dedi lan? Ben sana adamcık diyemiyorum. Adı mı? Sen nasıl aklına cevap sokar? Yaşaltıya kuşak birine düşer mi? Geçene! Subhanallah! İçinizde aklı başına biliyor mu ya? Ben varım. Geçene! Anlat! Be! Geç! Sen anlat! Ben! Bade! O evi tanıdın! Sen o evi tanıdın! Anlat. Allah'ın anlat. Allah'ın anlat. Allah'ın anlat. Allah'ın anlat. Efendim.
Ayaman, ne kız sonra? Bir dayak, bir dayak. Korna komşum, her yardıma zor gidişin. Vah yavrumda. İnanmazsanız göstereyim. Göster bakayım. Şuralarıma bakın. Bir de şuralarıma. Şuralarıma, şuralarıma. Vah yavrumda. Peki şahitlerin var mı? Hiç olmaz olur mu? Safinaz abla, abla. Gelin kız, açın yaşmaklarınızı. Kadıncık bizden yana. Şahitlerin de sağlam. Ha. Ben de kimse. Peki o zaman
kalmakta ısrar eder misin? Yoksa boş ol der misin? Efendim, o boş ol dedi zaten bana. İki de şahidim vardı. Kimler? Az önce dinledikleriniz. Oo, tamam. Şahitler de sağlam. Sen de davam kalmadı. Çık dışarı. Devam kardeşim ben. Çıkma dışarı. Bu burada kalmaz. Ben bunu burada bırakmam. Sen beni kendin mi? Ya sen bırak. Gelme. Bırak. Gelme. Sana gelince. Gelme. O geçti. Gelme. Kut. Aman. Be abicim. Anam arvadım olsun başıma. Anam arvadım. Ben abicim. Sen çık adam. 100 sene de kalsam 30 saniyenin yine de başamam. Ben bu parada yedim var. Allah cezanı versin. Ya karnındaki? Bana ne elin yetiminden be? Vay ben ölüm. Sen şöyle dur hele. Geçene. Sana gelince. Çık. Durum vaziyetti gördün duydu. Şikayetinde devam eder misin? Etmiyorum. Aferin. Demek davacı değil. Yok değil. Dava filan istemem. Haşan karıdan kendisi atarım. Ha nasıl? Hala kritik bir dur. Sen bunu kesersen ben de seni asarım. Haşarsan ben asarsam amcanın oğluna gelir seni görür. Amcanın oğlunu da başka kadı gelir asar. Haşar da başka kadı da gelir teyzenin oğlu görür. Şeyhan da gelir teyzenin oğlunu asar. Haşar yeğen yolu da gelir o şerliğe de kadı görür. Subhanallah bu ne? Ne dedi kader verdi? Kanınızı size mi koyacağım? Geçene. Sana. Geç. Ne oldu? Demek ki ikiniz de davanızda ısrar eder. Bundan mı bak? Ne dersin Emir Zanım? Bunu ben yanacağım. Efendim bu ikisi benden davacı olamaz. Çünkü bunlar rahmetli babamın köleleriydi. Köle ha? Sırf onları azat edeyim diye böyle yaptılar. Köle deme. Vay oynak kapsın. Bak sen şu kontağa. Peki Hürmüz Hanım, bunların köle oldukları neyle sabittin? Malumunuz efendim, köleler damgalıdır. Bunların edep yerlerinin açın da bakın, babamın ismi yazılıdır. Kıçlarım açın. Davacı kadının iddiasının tespiti için adı geçen Ademlerin arka taraftan edep yerleri açılacak. Bir başı götürelim arka tarafa. Bekire bak ben size, bekire bak. Vallahi bak ben. Bırak be! Halkın doğru söyle! Nah bu kadar büyük yeri açın kapını! Hanım ben bir kısım yaptı bana! Sus! Edepsiz! Şu zavallı altın nasıl yakar kendini? Bekçi efendi! Al bu iki yezini götür! Nakliye teslim et! Güzel sopa atın! Zindana atsınlar! Uuuu! Hakkını helal edin! Azat edinceye kadar cezalarını çeksinler! Ama bir gün zaptı yok lan bizi! Boş ol be lan! Boş ol lan! Sen de! Boş ol! Tamam! Mahkeme bitti! Hürmüz Hanım beraat etti! Vesselam! Mübaşir hepsini dışarı çıkar! Dışarı çıkar! Kaçak! Dışarı çıkar! Kaçak! Lan senin gibi kapıda! Oğlum sen de! Kaçak! 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 Hem vallahi hem bir daha gidemezsin. Aa! Senin gibi namuslu, hatun kişi öyle korumasız, inayetsiz kalamaz. Seni nikah edeyim. Aa! Ama nasıl olur efendim? Bal gibi olur. Kitap der ki, bir Adem kişiyiz. İki şahit huzurunda bir hatunu alır derse, o hatun onun karısıdır. Şimdi iki şahit çağırıp, bu işi hemen hallederiz. Hah! Biri geldi. Yok efendim, misafir geldi. Allah hasta yaptığı koyun. İkincisi de gelmiş. Vay! Nuri Aynır! Amcam oğlu Berdar, hoş geldin. Siz bugüne bugün beni razı değil mi sayılırsınız amcam? Huzurunuzda bir itirafta bulunacağım. Ben seni dinlerim Berdar. Zat devletinizde şu Müslüman kişilerin şahit olsunlar ki şu hürümüdür. Hazreti dedi, kabul ettin, helalimdi, nikahlıdır. Ne? Efendim. Kitap söyle demezdi zaten. Benim mübareklerimi çöpeyim. Neden tuttum? Mübarek olsun. Haydi güzelim. Elimize gidelim. Yarından bir yok. Nikahımızı yaparız. Tabii ki de. Gidin bakalım. Bir görev için gidelim. Başı gitti.
Thank you.